Merhabalar. Konferansa beni davet ettiğiniz için her şeyden önce teşekkür ediyorum. Özellikle biraz da İş Bankası konuşmak için, burada olduğum için. Onun için isterseniz hemen 99 yıl öncesine gidelim, 1924 yılına. 1924 yılının yaz mevsiminin başlarında serin bir akşam vakti. Eski Çankaya Köşkü'nün önündeki ağaçların, uzun ağaçların gölgesinde hükümet heyeti vekili dinlenmek için, nefes almak için, biraz hava almak için ara verirler. Çünkü 1923, benden önceki konuşmacılar söylediler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet'in ilanı, Lozan Konferansı çok önemli bir yıl. 1924 de çok ciddi anlamda önemi haiz bir yıldı. Hilafet kaldırılmıştı, yeni bir anayasa yapılmıştı, gergin ve yoğun bir gündem vardı. Baş döndürücü günler yaşanıyordu, böyle bir zaman geçiriliyordu. Bundan dolayı da çok yoğun da elbette ki gündemde. Nefes almak için dışarı çıktıklarında Gazi Mustafa Kemal Paşa etrafındaki hükümet üyelerine, başta İsmet Paşa olmak üzere, şöyle bir soru sormuştu. Bu kadar az para ile banka kurulabilir mi? Banka bundan birkaç ay sonra 26 Ağustos 1924'te kurulacaktı. Fakat hala bunun mümkün olup olmayacağı üzerine konuşuyor ve etrafındakilerle tartışmaya çalışıyor, fikir alıyordu. Bu soruyu ve bu sorunun arkasındaki bağlamı anlayabilmek için aslında biraz çağdaşlık fikriyatı kavramı üzerine düşünmek gerekiyor. Ve bunu yaptığımız zaman da aslında çok çok gerilere bile gidebiliriz. Bugün çağdaş Osmanlı tarihçiliğinin önde gelen isimlerine baktığımızda, örneğin Baki Tezcan gibi, örneğin Ali Yaycıoğlu gibi, ki onlar erken dönemler üzerine uzmanlıkları olan akademisyenler, işte Baki Tezcan 17. yüzyıl Osmanlı dönüşümünü anlatır bize, genç Osman'ın neden katledildiğini analiz eder. Ali Yaycıoğlu 18. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde ortaya çıkan bir takım farklı aktörlerden bahseder. Fakat iki tarihçi de benim için bu konuşmada neden önemli? İkisi de kitaplarına küresel bağlamda bakarlar ve başlarlar. Hatta Baki Tezcan'ın 17. yüzyıl Osmanlı tarihi kitabı İngiliz Devrimi ile açılır. Çünkü İngiliz Devrimi'nde, İngiltere'de o çağda olan olayların benzeri, kendi incelediği 17. yüzyıl Osmanlısında da benzer bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ali Yaycıoğlu ise devrimler çağı çerçevesinde kendi 18. yüzyılını bize anlatmaktadır. Bu neden önemli bu bağlam, bu uluslararası bağlam, bu küresel bağlam bizim için neden önemli? Çünkü biz biraz kendi tarihimizi ve ülkemizi biraz ayrıksı ele alma eğiliminde genelde oluyoruz. Oysa ki biz bu küresel gelişmelerin, küresel dönüşümün genelde her zaman çağdaş bir parçasıyız. 17. 18. yüzyılda ne oluyordu ve İş Bankası ile ne alakası var? Çok önemli bir değişim gerçekleşiyordu dünya tarihinde. İlk defa üretim ekonomide değişim değeri için yapılmaya başlanıyordu. Yani değişim metalar üzerinden gerçekleşmeye başlıyordu. Yani daha önce değişim yok muydu? Vardı. Kullanım değeri açısından mallar elbette ki dünya çapındaki bulabileceğimiz ticaretle değişiyordu. Fakat 17. 18. yüzyıldan sonra artık piyasa ekonomisinin ortaya çıktığını, metalar düzeninin ortaya çıktığını, değişim değeri için mübadelenin gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Bu bizim için önemli çünkü Osmanlı'da da dünyanın başka yerinde de artık ekonomi ve ona dayanan maliye parasallaşmaya başlıyordu. 18. yüzyılın sonunda bu parasallaşma dünyanın dört bir yanında ve 19. yüzyılda da hemen sonra, yani Osmanlı'da da banka dediğimiz kurumu gündemimize getirecekti. Bundan dolayı biz kendi tarihimize baktığımızda genelde örneğin Tanzimat bizim için bir milattır. Bir başlangıç noktasıdır. Fakat tarihteki her başlangıç noktasının olduğu gibi Tanzimat diğer yandan da bir sonuçtu. Çünkü tarihteki dönüm noktaları çok önemli kırılma noktaları olduğu kadar
aynı zamanda kendinden önceki olayların da sonuçlarıydı. 19. yüzyılda 3 tane çok önemli dönüm noktası var. Hepimizin aşina olduğu. Bunun başında da Tanzimat, siyasi hukuki reformlar çerçevesinde 1838 Balta Limanı Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ekonomisini dünya pazarına, dünya ekonomisine başka bir bağlamda yeniden açıyordu ve entegre ediyordu. 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla dış ticaret rejimi Osmanlı İmparatorluğu'nun değişirken bu sürece bir bankacılık türü eşlik ediyordu. Eski sarrafların yerini Galata bankerleri dediğimiz ve bankacılık teriminin ilk defa kullanıldığı bir süreç eşlik ediyordu ki bu süreç 1848-1852 dünya çapında gerçekleşen bir takım devrimci kalkışmalar ve dönüşümler içerisinde ortadan kalkacaktı. 1850'li yıllara, benden önceki konuşmacılar yine değindiler, Kırım Savaşı Osmanlı ekonomisinde bir başka önemli değişikliği getiriyordu. Osmanlı ilk defa uzun vadeli dış borçlanma sürecine giriyordu. Adnan Bey benden önce bu süreci anlattı. Çünkü çok yakın bir süreç içerisinde bu dış borçlanma sonucunda Osmanlı maliyesi bildiğiniz gibi 1875 yılında moratorium ilan ederek iflas edecekti. Fakat ondan önce bu dış borçlanma sürecine bir başka bankacılık evresi eşlik edecekti. Orada da yine herkesin çok iyi bildiği gibi 1856 yılında Londra'da ilk adımlar atılan, daha sonra 1863 yılında İngiltere'de İngiliz sermayesiyle kurulan, daha sonra Fransız sermayesinin ortak olmasıyla Bank-ı Osmani Şahane olacak 1863 yılında tarihimizdeki en önemli bankalardan bir tanesinin kuruluşu bu dış borçlanmaya eşlik edecekti. Yani yine bir dönüm noktası. Ve yine bir önemli bankacılık ve 1863 yılında biraz kenarda kalan, unutulan bir başka önemli gelişme olacaktı. Mithat Paşa'nın Niş'te kurduğu, aynı yıl kurduğu memleket sandıkları. Yani her dönüm noktasına artık dünya piyasa ekonomisi dönüştüğü için onunla birlikte bir bankacılık türünün ve ekolünün de buna eşlik ettiğini görüyoruz. 1875 yılında Osmanlı iflas ettikten sonra 1870'lerden 20. yüzyılın başına kadar bir başka önemli gelişme yaşanacaktı. Bu sefer Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisinde öne çıkan olgu doğrudan yabancı yatırımlar. Ve doğrudan yabancı yatırımlar hemen hemen %90'ı iki sektörde öbekleniyordu, odaklanıyorlardı. Bunlar demir yolları inşası ve bankacılıktı yine. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bugün İstanbul'un merkezini gezdiğiniz zaman binalarını görebileceğiniz Deutsche Bank gibi, Credit Lyon gibi bankaların kurulduğunu, ama bunun yanında 1888 yılında da 1863'te Mithat Paşa'nın temellerini attığı memleket sandıklarıyla Ziraat Bankası'nın 1888 yılında kurulduğunu görüyoruz. Yani artık Osmanlı ekonomisi, dünya ekonomisindeki dönümleri çağdaş bir şekilde izleyen, benzer kurumları yaratan bir halde. Bu 19. yüzyıldaki 3 dönüm noktası ve 3 bankacılık türünden sonra büyük dönüşüm 1908 Jöntürk Devrimi olarak bildiğimiz 1908 devriminden sonra ortaya çıkacak milli iktisat evresi. Milli iktisat evresinde ise bizim milli bankacılık dediğimiz ve İş Bankası'nın miras aldığı ekolün ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi Türkiye İş Bankası bağlamında da, bu milli iktisatçılık bağlamında da siyaset biraz haddinden fazla vurgulanır nedense bizim tarihimizde. Oysa ki bunun siyasetin dışında çok ciddi toplumsal, iktisadi aktörleri vardır ki biraz sonra vizyon konusunda buraya geri döneceğim. Çünkü bu milli bankacılığı ortaya çıkaran aslında 2. Meşrutiyet boyunca gelişmekte olan Müslüman Türk Burjuvazi'nin milli iktisadı talep eden ve kuran bir toplumsal olarak ortaya çıkmasıdır. 1909 ile 1930 arasında Anadolu'da bu kısa sürede 28 ayrı mahalde 50'ye yakın
milli ve yerel banka kurulacak. Bunların bazıları tek şubeli, bazıları birkaç şubeli olan yerel mahalli bankalar. Neden? Çünkü ihracata yönelik tarımsal üretim yapmaya çalışan Müslüman Türk toprak sahibi sınıf ve tüccar sınıfı bir girişimci sınıf olabilmek için rekabet güçlerini arttırmak istiyorlar, ürün fiyatlarını düşürebilmek istiyorlar rekabet için ve ticari faaliyetlerini geliştirmek istiyorlar. Bunun için çok net bir ihtiyaçları var ve bunu çok yaşamsal bir talep olarak gündeme getiriyorlar. O da bildiğiniz gibi 23'te İzmir İktisat Kongresi'nde de dile gelecek olan kredi ihtiyacı. Ve bu krediyi sağlayabilmek için kendi sermayeleriyle 28 ayrı noktada 50'ye yakın bankayı bizzat bu girişimci sınıf kendisi kuracak. Burada bazı bölgelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Batı Anadolu, Manisa, İzmir, Aydın başta olmak üzere, Çukurova, Adana başta olmak üzere, Orta Anadolu, Konya, Kayseri, Eskişehir, Ankara hattı ve bütün bu bankalara sermaye koyan onlarca sermaye sahibi Karadenizli aileler. 19. yüzyılın sonunda çok fazla bilinmiyor nedense günümüzde çok fazla araştırma yapılmasına rağmen hem Rize'de hem İstanbul'da hem Manchester Ticaret Odası'na kayıtlı ticaret yapan sermaye sahibi aileler mevcut ki bunlar İş Bankası'nda da kurucu sermayedar olarak iştirak eden Nemlizadeler gibi bir takım aileler. Yani bu bankalar sağladıkları kredilerle ikinci meşrutiyet boyunca bir takım kooperatif ve anonim şirketlerin kurulmasına vesile oluyorlar. Kredilerle yapılan ticaret ve üretim ile biriken sermayenin tekrar kendi bankalarına sermaye olarak yatırılmasını sağlıyorlar. Ve dahası küçük köylünün elindeki mütevazi birikimin de bankalar aracılığıyla büyük girişimlerde kullanılmasına vesile oluyorlar. Yani milli iktisat dediğimiz sadece bir siyasi ütopya, sadece bir siyasi girişim değil, Anadolu'da yükselmekte olan Müslüman Türk burjuvazisinin çok yoğun bir şekilde desteklediği ve o zamanın çok önemli kelimeleri, kavramları. 1908'de bir siyasi inkılap yaptık, fakat artık iktisadi ve içtimai, ekonomik ve bir toplumsal devrim yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bizim bir iktisadi intibaha ihtiyacımız var diyorlar. İktisadi uyanış. Neden? Çünkü iktisadi bağımsızlık bizim en büyük ihtiyacımız söylemi ikinci meşrutiyet boyunca gündeme geliyor ve bir milli burjuvazi yaratılması. Aslında milli burjuvazi olmadığı için değil, sermaye sahibi ailelerin, sınıfların, girişimlerin ulusal bir ekonomik çerçevede ayrı bir sınıf olarak yeniden inşasıdır talep edilen. Yoksa hiçbir siyasi irade yoktan bir toplumsal sınıf yaratamaz. Milli mücadeleye geldiğimizde, ikinci meşrutiyette İttihat Terakki Cemiyeti'nin toplumsal tabanına baktığımız zaman, milli mücadelenin kaynaklarına baktığımız zaman ve 1923'ten sonra Cumhuriyet rejimi inşa edilirken kaynak yaratan sınıf olarak bu girişimci sınıfın çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. 1921'de milli mücadele sürerken benden önceki konuşmacıların vurguladıkları bir takım söylemler aslında milli mücadelenin başında da gündeme geliyor. 29 Ocak 1921'de Mustafa Kemal Paşa, ki 1921-29 Ocağı çok kritik bir evre. Kütahya ve Eskişehir muharebeleri biliyorsunuz kötü sonuçlanıyor. Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilinmek zorunda kalınıyor. Ve bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı birçok konuşmada İktisadi istiklal, siyasi ve askeri istiklal kadar vurgulanıyor bu şartlarda. 29 Ocak'ta yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Paşa diyor ki, millete acı çektiren iki güç var. Bunlardan biri müstebitler, yani İstanbul hükümeti ve saltanat. Diğeri emperyalist ve kapitalist alem diyor. Bunlardan kurtulmak için intibah, yani bir uyanış gerekiyor. Bu iki güce karşı. 1921'de çok ilginç, bizim bugün ilk meclis anketi diye bildiğimiz Sakarya Savaşı'ndan önce başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Evrak ve Tahrirat Müdürü Necmettin Sahir Sılan Bey'in bütün milletvekilleriyle yaptığı ve hemen hemen tamamının cevapladığı tek soruluk bir anket var. Yani Sakarya Savaşı'nın doğusuna çekilmişsiniz, siz mecliste anket yapıyorsunuz. Ve herkes buna cevap veriyor.
Anketin tek sorusu şu: kazanılacak olan milli istiklal mücadelemizin feyizdar olması neye mütevakıftır? Verilen cevapları sınıflandırdığımızda açık arayla %43.2 ekonomik gelişme diyor mebuslar. Yani bağımsızlık mücadelesinin başarılı olması için ekonomik gelişme şart. Sakarya'nın doğusundayken. Sakarya'nın doğusundan çıkılıyor. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi kazanılıyor fakat hala zafer elde edilmiş değil. Zafer bildiğiniz gibi 30 Ağustos 1922'de büyük taarruzla gerçekleşecek Dumlupınar'da. Ondan önce 1 Mart 1922'ye gidiyoruz. Yer yine Ankara. Bu sefer meclisteyiz. Meclisin açılış konuşması her zamanki gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılıyor. Üçüncü toplanma yılını açarken. Mustafa Kemal Paşa meclis açılış konuşması gibi konuşmalar çok uzun konuşmalardır. İlk paragrafında bir kavram kullanıyor. Bir kavram kullanıyor. Kavram orada yazıyor. İş. Geçirdiğimiz ikinci milli senenin en mütebariz vasfı olarak iş ve ordu saflarında çalışan efradı milletle askerlerin nakabili tahammül tazikat altında icbar edildiğimiz bu kanlı maceraya diye anlatırken konuşmasında üç özneden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi meclis, diğeri millet, üçüncüsü ordu. Dikkatinizi çektiyse bu sınıflandırmada iki tabakayı millet dediği askerler ordu saflarında çalışırken, bakın ordu saflarında savaşırken değil, ordu saflarında çalışırken efradı millet de iş saflarında çalışmaktadırlar. Yani 1922'de Dumlupınar'a giderken Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın iş kavramını açılış konuşmasında bilinçli olarak kullandığını görüyoruz. İnşallah bunun iş kavramının hikayesini hazırladığımız kitapta daha ayrıntılı olarak anlatma imkanı bulacağız. 1922 Dumlupınar Zaferi'nden sonraki en önemli hadise burada da ifade edildi çokça. Kapitülasyonlar ve iktisadi bağımsızlık ve her türlü bağımlılık ve imtiyazın reddi meselesi, yani iktisadi bağımsızlık meselesi. Atatürk bunu sadece İzmir İktisat Kongresi'nde dile getirmiyordu. Ondan çok önce örneğin 18 Ocak 1923'te İzmit'te konuşuyor. Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı iktisadi yolla kuracaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir iktisat devleti olacaktır. Bu devleti en kuvvetli temeller üzerinde çok az zamanda kurmak hususunda Japonlardan daha geri olmadığını kanıtlayacaktır. Bu hususta daha şimdiden hükümetten ziyade halkça yapılacak şeyler de vardır. Mesela 5 bin liralık, 10 bin liralık ufak sermayeleri birleştirerek bir takım mevzi, küçük bankalar ve bir takım kasalar yapılmalıdır. Ta köye kadar temas edecek, köylüye yardım edecek sermaye biriktirmelidir ve küçük bankalar kurulmalıdır. 25-26 Ocak Alaşehir'de yine halka açık alanda hitabetinde, arkadaşlar bundan sonra çok büyük zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler süngü zaferleri değil, iktisat, ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Zafer kazanmış askerlerimizle gururlanmayalım. Olumsuz. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım. Çünkü niye? Yapacak daha çok iş var. Şimdi bu milli iktisat ve milli bankacılık tabiatı gereği, eşyanın tabiatı gereği elbette ki bir rekabet unsurudur. Fakat bu milli iktisat politikası bankacılık arasında aynı zamanda bir milli politika olduğu için içinde dayanışmayı da barındırır. Bu sefer sizi 1928'e götürüyorum. 5 Nisan 1928 İzmir Esnaf ve Ahali Bankası kuruluyor. Onur konuğu başka bir özel bankanın umum müdürü Celal Bey, Celal Bayar. Onur konuğu ve açılış konuşmasını yapan ve kurdeleyi kesen de rakibi başka bir bankanın genel müdürü. Milli iktisadın ve kurtuluşun önemini ve bankaların bu kurtuluşta ki önemli yerlerini vurguladıktan sonra son cümle olarak şunları ifade ediyor Celal Bey. Zeka, dikkat ve namus her türlü başarının anahtarıdır. Bu üç kuvvet ve haslet olduktan sonra Türk'ün başarılı olmaması ihtimali yoktu. Bu hepimizin bildiği gibi Atatürk'ün İş Bankası kurulurken kendisine söylediği söz, kendisi bu bayrağı alarak
başka bir milli bankanın kuruluşunda ifade ediyor. Bu mahalli bankalar çok önemli. Bunlar yine bizim literatürümüzde azımsanır ve küçümsenirler. Oysa 1928-29 bankacılık söz konusu olduğunda bakacağınız yegane yer, sizler daha iyi bilirsiniz bankacılar olarak, tabii ki de bilançodur. 1928-29'da örneğin Aksaray Halk İktisat Bankası'nın karı veya Adapazarı Türk Ticaret Bankası, ki daha sonra Cumhuriyet tarihinde başka özel ciddi önemli bankalara evrilecek, yabancı bankaların karlarına yakın karlar elde eden bankalar olacaktır. Şimdi bankacı çağdaşlıktan bahsederken, milli iktisattan bahsederken tabii ki de biliyorsunuz bizim siyasetimizde kadın önemli bir kavga alanıdır. Ama çok şükür ki sadece bir takım politik tutumların ya da erkeklerin kavga ettikleri bir nesne olmaktan çok uzun yıllar önce kurtulmuşlar. Yine 2. Meşrutiyet döneminde milli iktisat kurulurken Kadınlar Dünyası dergisinde görebildiğimiz gibi kadınlar kendi hakları için mücadele etmeye ve tarihte çok ciddi roller oynamaya, çok erken dönemlerden itibaren feminist olmaya örneğin başlıyorlar 2. Meşrutiyet yıllarında. 1924'te o Ankara'daki serin yaz akşamındaki sohbetten kısa bir süre sonra Temmuz ayında Celal Bey vekillikten istifa edecek ve İş Bankası 26 Ağustos 1924'te kurulacak ve açılışını 9 Eylül 1924'te ilk Umum Müdürlük binasında gerçekleşecek. Burada bir açılış resepsiyonu yapılacak. Burada önemli bir ayrıntı var. Çok önemli davetliler var, bakanlar davet ediliyor. Atatürk eşiyle birlikte bir memleket siyaset seyahatinde olduğu için bu ziyarete İsmet Paşa başkanlık ediyor. Ve bir konuşma yapıyor. Konuşmasında teşekkür konuşmasını, başarılar dilediği konuşmasını Celal Bey ile birlikte Reşide Hanım'a yapıyor. Reşide Hanım kim? Celal Bey'in refikası, yani eşi. Neden? Çünkü banka açılış günü protokolünde Celal Bey umum müdürünün yanında, eşi Reşide Bayarı da davetlileri karşılamak üzere görevlendirilmiş durumda. Tabii burada Latife Hanım etkisi çok bariz bir şekilde görülüyor. Çünkü Atatürk'le birlikte bugünlerde Latife Hanım Anadolu'nun birçok köşesinde eşiyle birlikte memleketi dolaşmakta. Yani devlet protokolünde de kadınların yeri yükseliyor. 1924 yılı, bu açılış, Reşide Hanım'ın da yer aldığı açılıştan sonra 24 yılının sonunda ortaya çıkan 4-5 aylık daha kuruluş yılı bilançoya baktığımız zaman, rakamlara, istatistiklere baktığımız zaman İş Bankası'nın memur sayısı 29 ve bunlardan bir tanesi kadın memur, memura İstanbul'da. Fakat 1 Ocak'ta işe başlama akti yapılan bir başka kadın da, memur da var. Bundan dolayı 1924'te 30'a yakın İş Bankası çalışanından ikisi, Fatma ve Feride Hanımlar, kadın olarak İş Bankası kadrosunda daha kuruluşun ilk aylarında çalışmaya başlamış oluyorlar. Çok kısa bir süre sonra, 3 yıl sonra 1929 yılında Ankara Şubesi'nde çalışan personelin %15'i kadınlardan oluşacak. 29'dan 2 yıl sonra sizi 1931'e gönderiyorum. Herhangi bir gazeteyi alıp 1931'de okursanız önemli haberlerinden bir tanesi Hatice Hanım adlı bir kadının Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi'nde imza yetkisine sahip bir amir olarak yeni işine başladığını görürüz. Tabii 1930'lar, 1930'da mahalli seçimlerde ilk defa biliyorsunuz kadınlar oy kullanacaklar. Hatta il meclislerine seçilecekler. İlk kadın ilçe belediye başkanı Sadiye Hanım seçilecek Artvin'in Yusufeli ilçesinde. Daha sonra işte 34'te yapılan yasal değişiklikler, 35 seçimleri kadınlar vekil olarak meclise girecekler. Bu ortamda elbette ki Hatice Hanım 1931'de erken bir tarihte amir olarak Beyoğlu Şubesi'nde çalışmaya başlayacak ve çok şanslıyız. Kendisiyle yapılmış uzun bir röportajı da o günün gazetelerinden okuyabiliyoruz. Bugün diyorlar ya kariyer de yaparım çocuk da, aslında onun bir örneği. Evli ve 6 çocuk annesi Hatice Hanım, biz bugün bir tanesiyle zor başa çıkıyoruz. Kendisinin 6 çocuğu var.
Bankacılıkta ciddi bir kariyer sahibi, çok ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor ve şöyle bir beyanatta buluyor. 1928'de bankacılığa başladım ve doğrudan doğruya Ankara İş Bankası Muhasebe-i Umumiye'ye tayin edildim. Asıl mesleğim hocalıktır. Muallimlik daha şumullü bir meslektir. Fakat bankacılıkta çalışıldığı takdirde daha seri telakkisi olan bir meslektir. Ankara'da bankada çalışırken aynı zamanda kız lisesinde de İngilizce dersi veriyordum. Bankacılık bugün kadınlar için en güzel bir meslek haline gelmiştir. Çünkü kadınlar erkeklerden daha dikkatli ve mahiyetindeki memurlara ve müşterilere karşı daha naziktirler. Ankara ve İstanbul şubelerinde muvaffakiyet gösteren daha birçok hanımlar vardır. Onlar da pek yakında beni takiben amirlik mevkilerini alacaklardır, diyordu ve çok yakın bir zamanda kendisi amir olmadan önce dahi 1929 yılında yönetim kurulu başkanı Mahmut Bey, Mahmut Soy'dan yaptığı bir açıklamada 27 şubede çalışan 700'ü ya yakın memurdan, gerçek sayı 688, 95'inin kadın olduğunu basına söylüyor. Yani İş Bankası'nda çalışan memurların 7'de 1'i 29 itibariyle kadınlardan oluşuyordu. Ve bu sadece basında değil, Mahmut Bey Amerikalı diplomatlara verdiği ve bugün biz Amerikan arşivlerinden bulduğumuz yazışma notlarında, görüşme notlarında yabancı diplomatların da İş Bankası'nın kadın çalışanlarının fazlalığını ve bunun kadının toplumsal rollerinin değişimini de bir şekilde teyit ettiğini görüyor. Personel, kadın personel ve genel anlamda personel İş Bankası için çok önemli olmuştur ve İş Bankası her zaman en büyük sermayesinin İş Bankası çalışanları olduğunu, İş Bankalıları olduğunu, onların basit memurlar değil, iş kadroları olduğunu tarihi boyunca sayısız biçimlerde, şekillerde altını çizerek vurgulayacaktı. Yine benden önceki konuşmacılar değindiler. 1928 kumbara. Çünkü Atatürk döneminin en önemli iktisadi gelişmelerden bir tanesi tasarruf hareketi ki Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti bir milli cemiyet olarak kurulacak. Başına aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı getirilecek. Tek parti dönemine ilişkin çok önemli siyasi, iktisadi düşünceye dair tartışmalar, bazen kavgalar, rekabetler gerçekleştirmiştir. Ve bunların öne çıkmış bir takım aktörleri vardır. Bunlardan bir tanesi İş Bankası çevresidir. Tarih yazımında birçoğumuz aşinadır, bir çevre olarak adı geçer. Diğer çevre ise Kadro Dergisi çevresidir. Biz bu Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne baktığımız zaman bu iki çevrenin bir arada birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Dedim ya, Milli İktisat mevzu bahis olduğu zaman bir dayanışma ortaya çıkar diye. Bu cemiyetin öne çıkan şahsiyetleri yine Kadro Dergisi'nin önemli isimlerinden Vedat Nedim Tör ve Şevket Süreyya Aydemir'dir. Kurucu üyelerinin başında ise İş Bankası Müdürü Celal Bey, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bey, İş Bankası tarihinde çok müstesna bir yeri olan Trabzon mebusu Hasan Bey, Hasan Saka Bey. Cemiyetin umumi katibi ise, yani genel sekreteri ise İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi İzmir mebusu Rahmi Bey, Rahmi Köken'dir. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkan tasarruf hareketinde zaman zaman birbirleriyle tansiyonlu bir şekilde tartışan, bazen kavga eden kişilerin bu Milli İktisat Kurumu'nda birlikte yan yana çalıştıklarını İzmir'deki bankanın anlaşılışında da gördüğümüz şekilde bir araya geldiklerini görüyoruz. Tasarruf hareketi önemli, bankacılık söz konusu olduğunda kumbaralar tedavüle sokulduğu zaman banka 1 milyon 368 bin lira olan tasarruf mevduatını, tasarruf sandığı mevduatını 10 milyon liraya çıkarma hedefiyle bunu önüne koymuştu. 1920 yılında, yani banka kurulmadan 4 yıl önce Türkiye'deki toplam tasarruf miktarı zaten 1 milyon 670 binde. Fakat bundan 19 sene sonra, yani Mustafa Kemal Atatürk öldükten, vefat ettikten bir yıl sonra 1939 yılında bu rakam 100 milyona, yani 100 katına erişmişti. Yani bu tasarruf hareketi hem bankacılığımız açısından
Çok önemli. Peki İş Bankası bu harekette nasıl bir yer iştigal ediyordu? 1925 yılında, yani kurulduktan sadece bir yıl sonra sermayeyi nereden bulacaksınız, bankayı işletecek memur kadrosunu nereden bulacaksınız eleştirileri gelirken, bir yıl sonra Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatının, yabancı bankalar dahil olmak üzere, %9'u İş Bankası'nın tasarruf hesabında birikmiş durumdaydı. 1929'da bu oran %21'e, 1932 gibi erken bir tarihte %25'e. Yani 1932 yılında Türkiye'deki tasarruf mevduatının, yabancı bankalar dahil olmak üzere, 1/4'ü İş Bankası'nda toplanmış durumda bulunuyordu. Yani 19. yüzyıldaki bankacılık hareketlerinden süzülüp gelen bir bakiyeye sahip, bir mirası tevarüs etmiş, bunu almış. Milli iktisat çerçevesinde, milli bankacılık çerçevesinde oluşan politik akımlar, iktisadi akımlar, ama o akımları taşıyan Müslüman Türk burjuvazisinin toplumsal iktisadi desteğiyle ayağa kalkmış, bankacılık geleneğinin içinden süzülmüş Türkiye İş Bankası 1924'ten çok kısa bir süre içerisinde, 1930'lu yılların sonunda Türkiye bankacılık tarihi içerisinde müstesna bir konuma ulaşmış oluyordu. Biz de zaten muhtemelen bu konferansı bugün sizlerle birlikte bunun için burada yapmaktayız. Teşekkür ediyorum.